Bu dersi oku. Şimdi bu ders esasında Bediüzzaman'ın 100 senelik bir mektubu ve vazifeye tayini. Bu vazifeye tayin bu mektup. Bu mektupta beyan ediliyor Bediüzzaman tarafından. Tamam kardeşim. Burayı hemen yarısına kadar okuyacağız. Sonra burayı biraz açacağız. Ne diyor bu diye. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. 7. Risale olan 7. mesele. Bismillahirrahmanirrahim. Bir de bu dersin birisi de tahdis-i nimet. Şimdi Kur'an yazısıyla burada yazıyor. Kul bi fadlillahi bi rahmetihi fe bi zalike fel yehruhu huve hayrun mimma yecmeun. Şimdi mühim olan nimetin kıymetini bilmek, tahdis-i nimet. Bu esas, bu dersin şeyi bu. Evvela tahdis... Bir dakika. Ben söyleyeyim. Ondan sonra tahdis-i nimet. Şimdi evet, Allah bize çok nimetler vermiş. Bu nimetlerin en kıymetlisi, şimdi bizim için en mühimi imandır. Evet, demek ki o imanın kıymetini ve hizmetini eğer biz istediğimizi Allah'ın istediği gibi yapmazsak o öyle diyor, tahdis-i nimet, o nimeti kaybederiz diyor. O nimet gider. Evet. Devam et. Şimdi oku. Evvela tahdis-i nimet suretinde birkaç sırrı inayeti ishar eden 7 sebebi beyan ederiz. Bir sırrı inayet, yani perdeli bir inayet var. Allah'ın inayeti var. İsrailler talebeleri hiç kimse, hiçbirisi kendi kuvvetini, kendi şeyiyle yapmıyor. Allah'ın yardımıyla ve inayetiyle ancak bu hizmet görüyor. Bizim bütün hayatımız Allah'ın yardımıyla bize hücum edenleri, Cenab-ı Hak bize yapmak istediklerini Allah onlara verdi. Onlar onunla meşgul oldu. Hala meşguller. Onun için tahdis-i nimet, yani hizmet edenler o tahdis-i nimeti, o nimetin kıymetini bilmiş ve inayete mazhar oluyor. Ve inayet o yoldan geliyor. Nimetin kıymetini bilen, nimete o gerekli hizmeti yapan insanlara inayet geliyor. Allah'ın yardımı yetişiyor. Devam et şimdi oku. Eski harbi umumiden evvel ve evailinde bir vakayı sadıkada görüyorum ki... Şimdi bu sözler teşbih. Vakayı sadıkada gördükleri teşbih. O zamanlar bu mektubu Osmanlı Devleti'nin içinde ne yazmaya ne yaymaya şey yok. Müsaade yok. Gizlilik o zaman var. Devam et şimdi. Evet. Bir vakayı sadıkada görüyorum ki Ararat Dağı denilen meşhur Ağrı Dağı'nın altındayım. Birden o dağ müthiş infilak etti. Dağlar gibi parçaları dünyanın her tarafına dağıttı. Evet. O dehşet içinde baktım ki merhum validem yanındadır. Dedim, ana korkma, Cenab-ı Hakk'ın emridir. O rahimdir ve hakimdir. Tamam. Şimdi hakikaten Osmanlı Devleti'ni çeşitli sebepler, herkes, tarihçiler, okuyanlar, edenler bilir. Bilir veyahut da yanlış bilir, doğru bilir. Fakat Bediüzzaman diyor ki anasına, Allah'ın emriyle yıkıldı diyor. Ne diyor? Bir daha okur musun? Evet. Oraya gelme. Şey etme. Anasına söylediğini söylüyor. Ana korkma. Korkma. Cenab-ı Hakk'ın emridir. O rahimdir ve hakimdir. Siz bizim okuyoruz, bize de öyle diyor Bediüzzaman. Evet. Korkmayın. Yahut şöylemiş, böylemiş de Allah yıktı onu diyor. O Osmanlı Devleti'ni Allah yıktı. Ne diyor? Bir daha söyler mi? Okur musun orayı? Dedim, ana korkma. Cenab-ı Hakk'ın emridir, o rahimdir ve hakimdir. Hep hesapla, kitapla Allah yapıyor, yaptırıyor. Yoksa şöyle oldu da böyle oldu da şu yaptı da bu yaptı. Yok böyle şey. Evet, devam et. Birden o haletteyken baktım ki mühim bir zat bana amirane diyor ki İ'caz-ı Kur'an'ı beyan et. Yani insanları aciz bırakan ve insanları aciz bırakıp da o bütün Cenab-ı Hakk'ın şeyine onu itaat ettiren İ'caz-ı Kur'an. Kur'an'ı beyan et. Beyan et.
uyandım, anladım ki bir büyük infilak olacak. Şimdi bu uyandım, uykudan uyandım filan değil bu. Hani uyandım ama. Manasını anladım. Anladım, uykudan uyandım değil. Uyandım, bir daha oku. Anladım ki bir büyük infilak olacak. Evet. O infilak ve inkılaptan sonra Kur'an etrafındaki surlar kırılacak. Kur'an etrafındaki surlar kırılacak. Kırılacak ama kırılmış ama. Fakat sur değil, taş değil kırılan. Nasıl Ararat'ta o taştan yapılmış, dünyanın her yerine dağılmış. Belki 40 devlet dünyanın her yerinde Osmanlı'dan ayrılmış. Taş değil. Evet. O, evet, şurada bir taş daha geçiyor. Kur'an etrafındaki surlar kırılacak. Surlar kırılacak. Kur'an etrafındaki taştan surlar yok. İnsanlar var. Şeriat isteyenleri idam ediyorlar. Tarikatlar yasaklandı, tekbirler ve kapandı. Ve o idamların arasından Bediüzzaman'ı da geçiriyorlar. Evet. Sen de gel. Sen de şeriat istemişsin. Ondan sonra bir şeriat dersi veriyor Bediüzzaman. O şeriat dersinden sonra o yüzlerce adam idam edildikten sonra Bediüzzaman'a beraat veriyor mahkeme. Evet. Onun için evet bu o infilak ve inkılaptan sonra evet. Kur'an etrafındaki surlar kırılacak. Doğrudan doğruya Kur'an kendi kendine müdafaa edecek. Şimdi herkesin aklına gelebilir bu. Kur'an kendi kendini nasıl müdafaa? Torbaya koymuşuz, asmışız doğru değil mi? İnsanın aklına gelir mi bu? Evet. Neden öyle diyor? Kur'an kendi kendine diyor, bir daha okuyun amcım. Kur'an, doğrudan doğruya Kur'an kendi kendine müdafaa edecek. Onu gösteriyor şimdi, bakın işte.